Evet, bugün buraya Verem Savaş Derneği Başkanı, değerli Hasan Erdoğan Bey'i ziyaret etmek için gelmiş bulunmaktayım. Kendisini yakından tanıyorum. Kendisi değerli bir abimizdir. Ereğli'ye, Alaplı'ya, Zonguldak bölgesinde çok güzel çalışmaları olmuştur. Çok güzel katkıları olmuştur. Kendisini ziyaret etmek istedim. Nezaket ziyareti. Çalışmalarını takip ediyorum hem basından hem yakınen. Çok güzel şeyler yapıyor. Çeşitli yerlerde Verem Savaş konusunda çok güzel çalışmaları var. İnsanların şifa bulması için elinden geleni yapıyor. Zaten kendisi biliyorsunuz burada bu bölgede özellikle Verem Baba olarak tanınıyor. Kendisine bu çalışmalarından dolayı başarılar diliyorum. Bundan sonraki yapacağı bu çalışmalarda da kendisinin yanında olacağımızı belirtmek istiyorum. Teşekkür ediyorum. Gördüğünüz gibi Eczacı Sayın Kemal Haberal bizim çalışmalarımızı yakinen takip etmiş efendim. Basından veya bizatı bazı hizmetlerimizi yakinen takip etme imkanı bulmuş. Bizim bu çalışmalarımıza geçmişte de destek vermişti birçok projemize, köylerde yaptığımız evlere. Biliyorsunuz biz sadece veremlere değil, bölgemizdeki bütün fakir fukarayla yani köylere gittiğimizde fakr-ı zaruret içerisinde bulunan her vatandaşımızın derdine derman olmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla evi yananların ev yapma gibi, hatta daha evveliyattan biliyorsunuz burada bir kere daha hatırlayalım, Zonguldak'ımızın yetiştirdiği çok değerli insanlarımızdan, Allah uzun ömür versin eski bakanlarımızdan, milletvekilimiz Sayın Güneş Mütoğlu'nun önceki yıllarda destekleriyle birlikte bölgemize Verem Hastanesi, Sağlık Meslek Lisesi, İlköğretim Okulu gibi birçok kurum ve kuruluşları kazandırdık. Biz şimdi Verem mücadelesinde belli bir başarıya geldik. Son 5-10 yıldır 100 bin kişiyi Verem taramasından geçirdik. Sayın bundan önceki dönem milletvekili Sayın Fazlı Erdoğan, eski meclis başkanımız halen Zonguldak milletvekilimiz Sayın Köksal Toptan'ın çok büyük desteklerini gördük. Biz halka hizmet ediyoruz. Bu halka hizmet etmek bir gönül ve sevda işidir, ibadettir. Köylerde yaptığımız taramalarda orada fakir zaruret içerisinde bulunan bir insanımızı görmezden gelemiyoruz. Eğer o insanın evinde yiyecek bir şey yoksa bir şekilde bunu biz temin ediyoruz. Veyahut da evi yandıysa evinin yapımında önderlik yapıyoruz. Bu çerçeveden hareketle tabii ki biraz evvel saydığım değerli insanlarımızın destekleri, birkaç iş adamı ve Sayın Kemal Haberal'ın da, Eczacı Sayın Kemal Haberal da son 2 yıldır bizim projelerimize maddi manevi destek vermektedir. Derneğimiz kendisine ilerideki zamanlarda şükran plaketi sunacaktır. Onursal üyemiz olacaktır. Dolayısıyla onlar da Zonguldaklı zaten. Onlar da bu çalışmaları yakinen takip ettikleri için bizi bugün böyle bir ziyarette bulundukları için fevkalade mutlu olduğumu söylemek istiyorum. Ayrıca Eczacı Kemal Haberal'ın başka bir desteği var bize. Bölgemizde Ereğli, Alaplı sadece veremle ilgili mi? Vatandaş bize geliyor işte efendim buradan ameliyatım var, buradan işte sıkıntılarım var. Biz buradan sağ olsun Sayın Kemal Haberal buradan telefon ettiğimiz zaman herhangi bir vatandaşımızın Ankara'da Başkent Üniversitesi'nde de onların tedavileriyle canla başla uğraşmaktadır. Bu nedenle ben kendisine çok teşekkür ediyorum. Bunu da bu hizmetlerinin Zonguldak öncelikle olmak üzere Ereğli Alaplı'mızdan giden insanlarımıza oradaki gösterdikleri yakın alaka ve ilgileri ve insanlarımızın oradan mutlu bir şekilde dönmeleri bizi fevkalade mutlu etmektedir. Dolayısıyla bunlar bir gönül ve sevda işidir. Kimse kimseye zorla bir şey yaptıramaz. Bu çerçeveden hareketle böyle de bir değerli kardeşimizi bu çalışmaların içinde görmekten fevkalade mutluyum. Kendisine bundan sonraki çalışmalarında ben başarılar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum bizi onur ettiği için.